Evet arkadaşlar, herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün anlatmak istediğim yine bir parfümler var. Bu sefer ben iki tane parfüm anlatacağım ve iki parfüm çok değişik parfümler. Nasıl değişik? Yani değişik değil de bahar parfümleri aslında onlar. Bakın, biri bu. Yves Rocher Lilas Mauve. Bu tamamen ne denir, bir dakika, Türkçesi ne denir ya ona, Lilas, Leylak, ha Leylak, doğru unuttum ya, Leylak, tamamen Leylak kokusu, bildiğiniz Leylak. Yani bahar aylarında şöyle sokaklarda ya da parkta yürürken ve Leylak ağacını eğer görürseniz, açmış, çiçekler açmış ağacı ve onun kokusu hissediyorsunuz muhakkak. Aynı o ağaç kokuyor. Aynı. Biraz fresh, biraz tatlı ama ağırlıklı leylak. Leylak. Lilak. Allah Allah, leylak herhalde ya. Herhalde. Neyse, siz beni anladınız. Bu böyle bir koku. Bunu sıkmıştım ben 10 dakika önce. Ve o kadar net alıyorum ki ben bu leylak kokusunu. Çok harika bir şey. Ama maalesef ki maalesef bu parfüm hiç kalıcı değil. Bakın, 100 mililitrelik şişede, bu şişe bir ay bende ve %40'ını kullandım. Yani her saat bunu yenilemek lazım. Yani çok kalıcılık hiç yok. Bir saat anca deniyor. Ama yayılımı da fena değil aslında yayılımı. O bir saat içinde yayılımı hiç fena değil. Ama oynamıyor parfüm. Nasıl oynamıyor? İlk dakika nasıl kokuyorsa sona kadar aynı kokacak. Hiç notalar açılış yapmıyor. Hiçbir şekilde oynamıyor. Çok güzel bahar kokusu. Ben onu görürüm 7'den 70'e. Herkes bunu kullanabilir ve kimseye rahatsız etmez diye düşünüyorum. İkinci parfüm anlatmak istediğim benim, bu tabii biraz farklı, biraz değil de epey farklı şu parfüm. Trousardi My Name. Görüyor musunuz? Acaba gözüküyor mu size? Burada bançikot var. Benimki ufak bir şişe, 15 miligramlık ve 5 miligram ben kullandım artık. 5 milim gitti. Parfüm hakikaten çok güzel. Bu parfüm, buna göre bu parfüm çok daha kalıcı ve çok daha gizemli tabii. Çok gizemli ve çok hoş kokusu var. Bu da leylak kokar. Giliotrop kokuyor ve menekşesi var burada. Menekşe kokusu. Burada 3 çiçek kokuyor. 3 tane çiçeği var ve bir demet çiçek kokuyor. Ağırlıklı olarak ben bu koluna sıktım bunu. Bakın, hala izleri var. O da 10 dakika önce falan sıktım. Ve burada ben ilkini alıyorum. İlk leylak kokusu. Ondan sonra giliotrop ve menekşe kokusu. En baskın leylak kokusu var burada. Sonra yarım saat sonra yaklaşık bu koku yavaş yavaş cildine oturmaya başlıyor. Ve çiçeklerden ziyade başka kokular devreye giriyor. Nasıl bir şey? Ambra kokusu devreye giriyor. Mis kokusu. Fazla miski yok ama yine de hissediliyor. Ve pudralaşıyor bu koku. Resmen pudralı. Çok hoş ve çok zarif bir koku. Birazcık da tatlı. Şimdi bunun ilk... Bir dakika, ben size notları okuyayım da. Şimdi bu 2013'te piyasaya sürüldü bu parfüm.
2013'te ve içindeki baştan üst notalar beyaz menekşesi ve giliotrop. Orta notalar leylak ve misk ve alt notalar bizde amber ve vanilya. Kızlar şimdi bu koku, evet doğru, hepsini hissediyorum ben burada, hepsini hissediyorum. Bakın, çiçeksi, pudralı, vanilyalı, miskli koku. Aynen öyle. Yani bu koku fazla insanlar tanımıyor. Yani çoğu kişi tanımıyorsunuz belki, olabilir, ama kesinlikle tanışmak için çok değerli bir parfüm. Gerçekten tavsiye ediyorum. Ve bu parfümün riskisi neredeyse riski. Kimse, nasıl diyeyim? Bu parfüm çok risksiz bir parfüm. Yani kimse rahatsız etmez. Tam tersine. Bunu kullandığınız zaman herkese çok hoş gelen bir parfüm, bir koku. Ve kimse rahatsız etmez. Kimse demez ki bu ne ağır ya da bu ne koku. Kimse demez. Herkesin hoşuma gidecek bir koku. Çok hoş. Gerçekten çok 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 hoş. Tam bir bahar. Böyle içi kıpır kıpır oluyor ya. Sanki bir mutluluk, bir şeyler bekliyorsunuz. Bir mucize bekliyorsunuz ya. İçi kıpır kıpır. İşte bu parfüm de onun gibi bir şey. Çok güzel yani. Öyle öyle içi kıpır kıpır, böyle sanki bahardayız. Mutlusunuz. Bu parfüm de öyle. Çok güzel bir koku. Benim hissettiğim ilk notalar dediğim gibi leylak, giliotrop ve menekşe. Bunları çok net hissediyorum. Yarım saat sonra ben onları, aynı çiçekleri hissediyorum. Fakat bu sefer bunlar pudralaşıyor. Yani pudramsı bir koku oluyor ve amber da geliyor. Amber kokusu da geliyor. Vanilya ve amber geliyor. Misk çok az. Kalıcılık konusunda bu koku gayet kalıcı. Yani şimdi buna göre bu çok kalıcı. Çok kalıcı derken yaklaşık 3 saat kalıcılık var. Yani normalden orta kalıcı oluyor. Bu kalıcısız oluyor. Burada yaklaşık 3 saat kalıcılık var ve yayılımı da çok yüksek bir koku. Ama 3 saat gayet yeterli. 3 saat sonra yenileyebilirim. Ben bu parfümü hiçbir sıkıntı yok. Çünkü bu parfüm buna değer. Gerçekten değer. Hakikaten harika. Harika. Çok güzel. Çok güzel. Başka ne anlatabilirim ben sizlere bununla ilgili? Şimdi ben Trussardier ile ilk tanıştım. Bu benim ilk parfümüm ve devamında başka parfümlerle tanışmak tabii ki istiyorum. Çünkü bunu çok beğendim ve daha önce Trussardier'i hiç bilmiyordum. Yani yaklaşmıyordum. Ama bunu aldıktan sonra artık bu markayı tanımaya karar verdim ve bir sürü merak ettiğim parfümler var. Onları da, bazıları merak ettiğim parfümleri aldıktan sonra sizinle paylaşacağım. Evet kızlar, benim yorum bu kadar. İnşallah size yararlı olmuştu. Dediğim gibi bu iki parfüm çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bu da çok güzel. Bir tek sıkıntısı kalıcı olmaması. Hiç kalıcı olmaması. Bir tek sıkıntısı bu. Yani eğer hediye düşünürseniz arkadaşına ya da ne bileyim bir yere misafir gidiyorsunuz, bu parfüm alabilirsiniz. Hem cebini yakmaz, çok pahalı olmayan bir parfüm. Hem de çok hoş bir hediye olur. Bunu da alabilirsiniz ama bu da hediye çok güzel giden bir koku. Ama dediğim gibi ben
Bilmiyorum ya, ben bu parfümü çok sevdim ya, çok hoşuma gitti. Yani kızlar şimdi ne desem, çok güzel pudralı çiçeksi, pudralı tatlı. Yani o kadar güzel kokuyor ki, o kadar harika ki, müthiş kokusu var ki. Yani tavsiye ediyorum tabii ki de. Tabii ki de tavsiye ederim. Risksiz bir koku ve kesinlikle beğeneceğinize eminim onu. Benimle kaldığınız için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.